Siz az önce bu hasar tespit öngörü raporları var demiştiniz. Olası bir büyük depremle ilgili. Ne öngörülüyor o raporlarda? İsterseniz onu bir paylaşalım. Şimdi şöyle başlayalım o zaman. Eğer İstanbul özelinde konuşmaya devam edeceksek, çünkü İstanbul'la ilgili deprem senaryoları var, özel raporlar var. Diğer illerimiz için, özellikle büyük fay hatlarına yakın yerleşim şehirlerimiz için deprem master planları yok. O yüzden İstanbul Deprem Master Planı 2003 yılında yapılmış. Bayağı oldu yapılalı. Yani 10 seneyi neredeyse geçti. Yani neredeyse Deprem 20 Master sene olacak planı, değil mi? İstanbul'un çok ayrıntılı yapıldı. Daha sonra revize edildi bu çalışmalar. En sonunda 2018-19'da yeniden İstanbul'un deprem nedeniyle kayıp risklerine dair birçok sonuç elde edildi ve yayınlandı. Herkese de açık kaynaklarda bunlar sunuldu. Yani o raporlara baktığımız zaman Marmara Denizi içinde, biraz önce Hüseyin Hoca'nın da ifade ettiği gibi, Marmara Denizi içinde bir çökme, geçmiş tarihsel dönemlerde olmuş bir deprem gibi deprem oluştuğunda İstanbul'un karşılaşacağı ağır kayıplar, ekonomik kayıplar, can kayıpları ve bina kayıpları gerçekten çok fazla. Yani onların sayılarını verebiliriz, aktarabilirim. İlçe bazında da aktarabilirim, genel olarak da aktarabilirim. Arzu ederseniz aktaralım hocam. Buyurun hocam. Evet. Hem bir kez daha sonra tekrarlıyoruz. Vatandaşlarımız aslında bu bilgilere ulaşabilirler ama bir kez daha bu ekranlarda bir hatırlatalım. Çünkü bunlar kamuoya açık olan kaynaklar. Buyurun efendim. Evet. Yani şu anda 2018'de yapılmış tespitlere göre, o zamanki nüfus ve bina sayısına göre, yani İstanbul'da 1 milyon 160 bin bina var. 1 milyon 160 bin binanın 300 bin civarında olanı 2000 yılından sonra yapılmış. Yani bu 300 bin binayı biz eğer depreme dayanıklı, ağır hasar, orta hasar almayacak varsayarsak, geriye kalan 800 bin, ortalama 800 bin binanın, 2000 yılından önce yapılmış 800 binanın içinde çok sayıda bina çok değişik derecelerde hasar alacak ve yani, can kayıplarına neden olacak. Hocam, dörtte üçü hasar alacak diyoruz. Yani bu verileri şeye döktüğümüz değişik zaman. Değişik boyutlarda hasar alacak. Onu da kendi içinde, bu geriye kalan 2000'den önce yapılmış 800 bin binanın risk analizlerine 194 bin binanın orta ve üstü hasar alacağını, dolayısıyla bu 194 bin binanın kullanılmaz hale, 200 bine yakın, revize edildi tekrar, 200 bine yakın binanın kullanılmaz duruma geleceği ve burada yaşayanların barınma ihtiyacı duyacağı, bu rakamın da 2,5 milyon kişi olduğunu tespit ettik. 48 bin bina ağır hasarlı ve yıkık olarak ortaya çıkıyor yapılan analizlerde, hesaplarda. Yolların %30'unun kapanacağını ve doğalgaz yangınlarının çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hocam, şimdi yani, bir virgül koyalım. Umut'a döneceğiz. Şimdi hasarlı binalardan bahsediyorduk. Bunları sizden almaya devam edeceğiz ama değil mi? Hasarlı Gölyaka'da binanın önünde Umut Erol muhabir arkadaşımız, kameraman Ünsal Çekin'le birlikte an be an takip ediyorlar oradaki son durumu. Şimdi Umut, bir hasarlı binanın önündesin sanırım. Oradaki durumu aktarır mısın?
bir bahçe duvarı yıkılmış. Evet, isterseniz manzarayı hemen sizlere gösterelim. Bakın binanın duvarının özellikle büyük bir kısmı çatlamış durumda. Tabii Aktürk Apartmanı Kültür Mahallesi'ne Gölyaka'dayız hala. Gölyaka merkezdeyiz. Tabii köylerde bazı ağların yıkıldığını söylemişti Bakan Soylu. Ancak şehir merkezinde de işte günün aydınlanmasıyla birlikte binalarda oluşan hasarlarda yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Tabii görüyorsunuz binanın özellikle bir kısmında büyük bir çatlak oluşmuş durumda. Deprem olduğu anda bina sakinleri hızla aşağıya iniyorlar. Tabii binanın içinde o yüzden nasıl bir manzara var onlar da aslında çok bilmiyor. O tabii depremin olmasıyla birlikte onlar da şu an dışarıdalar. Dışarıdaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şehir merkezinde biliyorsunuz artık yavaş yavaş burada günün ağarmasıyla birlikte hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Tabii AFAD ekipleri burada, yine UMKE ekipleri burada bir anlamda buraya yine ekipler destek vermeyi sürdürüyorlar ama bakın hemen isterseniz gösterelim. Bina sakinleri şu anda yavaş yavaş o noktaya doğru da geçmek istiyorum. Görüyorsunuz şu anda dışarıda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şu an için binanın çevresinde bir emniyet şeridi çekilmiş durumda. Kimse binaya giremiyor. Dilerseniz hatta bina sakinlerine de mikrofon uzatalım. Neler yaşadılar, neler oldu, neler bitti. Efendim çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gece depremi hissettiniz, yaşadınız. Sonrasında evet, neler oldu? Evet, depremi yaşadık. Deprem durunca inebildik. Yani deprem esnasında yapacak da çok bir şeyimiz yok. Deprem durdu, biz de aşağıya indik. İşte artık bundan sonrasını bekliyoruz. Tabii gece böyle bir hasarı fark etmediniz o panikle, korkuyla. Şimdi içeride ne var ne yok bilmiyoruz. Yani içerideki durumla, akıbetle alakalı bir bilgimiz yok. İşte dışarıdaki durumu hep birlikte zaten görüyoruz. Yani buradaki hasar depremde olan bir hasar. Bundan sonrasını bakacağız artık. Gün ağarınca siz de fark ettiniz yani, abi tabii. Tabii gün ağarınca fark ettik. Şu an emniyet şeridi çekildi tabii, kapatıldı evet. Geldi yetkililer. Bizim sağlığımızla alakalı bir emniyet şeridi çektiler. Girmemizi yasakladılar. Ve kontroller sonucunda artık ne yapılabileceği kararını onlar verecekler. Peki efendim, eski bir bina mı? Ne zaman yapılmış? 92 yapımı. Sağ olsun 3. depremi bu. 2 tane depremde hasar almadı. 3. depremde işte hasarın tuğla mıdır, çekici kolonlar mıdır bilmiyoruz. Bu tabii inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Tabii inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Yani o hususta bizim bir şey söyleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Çok geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, dediğimiz gibi aslında bu korkuyu, bu paniği bütün Gölyakalılar yaşadı, hissetti. Saatler sabah 04.08'i gösterdiğinde bakın işte burada görüyorsunuz bina sakinleri bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yine buradaki manzaranın aynısı aslında bütün Gölyaka'da vardı. Biz de depremin ardından buraya geldiğimizde yol boyunca aslında herkesin evinin önünde ateş yaktığını, ısınmaya çalıştığını görmüştük. Haliyle dışarıda onlar da geceyi geçirdiler. Yine Kızılay ekipleri, AFAD ekipleri buradaydı. Battaniye dağıttı dışarıdakiler için. Yine burada ilçe merkezinde çadır kuruldu. Bir koordinasyon tırı getirildi. Yine o koordinasyon tırından da buradaki çalışmalar takip edilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buradaydı. O da yine ilçe sakinleriyle görüştü ki sırada bir açıklama da yaptı. 70'ten fazla arçı sarsıntının olduğunu söyledi. Ekiplerin tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi ki bakın aslında tarama faaliyetlerinin önemi de bu binayla birlikte ortaya çıkıyor. Şu anda görüyorsunuz günün ağarmasıyla birlikte aslında bu binada oluşan hasar da ortaya çıkmış oldu. Bir noktada da tabii köyler var. Köylerde de oluşan hasarlar var ki bazı köylerde ağların yıkıldığını belirtelim. Şu an için Gölyaka merkezi son durum böyle diyelim ve sözü şimdilik stüdyoya bırakalım. Evet, Umut, kolaylıklar diliyoruz size de. İşte gün ağarınca çıkıyor ortaya, çıktı ortaya. Çatlaklar. Şimdi gece çok fark edilmiyordur ama... Zaten fark etmemiş evet. Ev sahibi de. Şimdi gün ağarınca fark ettik. Umarız, dedi o hasarı. Özellikle köylerde daha büyük hasar öngörülüyordu ama umarız oradan da kötü haberler vermeyiz. Ama şu an için kötü bir sonuç. En azından öyle bir ilk var, öyle bir bildirim yok. Evet. Sayın Eydoğan, az önce bu hasar tespit raporunu açıklıyordunuz. Önemli çarpıcı tespitte şeyler var, maddeler vardı. 1.160.000 bina, bunun sadece 300.000'e yakını 2000 yılından sonra yapılmış. 200.000 yaklaşık binanın orta ve ağır hasar alacağı öngörülüyordu.
48 bin evet. binanın da ağır hasar, belki de tamamen yıkılma evet. tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yolların söylüyorduk. Da %30'u kapanacağını aktardınız. Bir doğalgaz tehlikesinden bahsediyorduk. Bahsettik. Tam orada kalmıştık. Evet, yani çeşitli tesisler de, yani doğalgaz tesisleri, doğalgaz hatları, kanallar, kanalizasyonlar, su hatları, bütün altyapı da ciddi hasarlar alacak. Dolayısıyla 2,5 milyon kişiye yakın, ki 650 bin haneye karşılık gelir bu. Barınma ihtiyacı duyacak. Ve bu barınma tabii toplanma alanı değil, gerçekten mevsim şartlarına da bağlı olarak çok ciddi bir barınma altyapısının da İstanbul için böyle afet anında hazırlanması gerekiyor. Yani bu geçici barınma, barınmada çeşitli aşamaları var. Toplanma, geçici barınma, daha sonra kalıcı barınma ya belki de başka illere yerleştirme gibi birçok senaryolar geliştiriliyor. İlçeler bazında baktığımız zaman da bazı ilçelerde tabii daha fazla, özellikle depreme yakın noktalarda, kıyılara yakın ilçelerde hem tsunami hasarları, kıyısı olan ilçelerde hem tsunami hasarları hem de binalarda daha fazla hasarlarla karşılaşmamız mümkün. Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılan tsunami analizlerinde 7 ve daha büyük bir depremin çok ciddi tsunami yüksekliklerine, su baskınlarına yol açacağını biliyoruz. Verilen sayılara baktığımız zaman bunların bazı yerlerde 7-8 metreye ulaşacağını, su baskın seviyesinin 7-8 metreye ulaşacağını, yani deniz seviyesinden yukarı doğru 7-8 metreye kadar ulaşacağı yerler var sahillerde. Bunların hepsi belirlenmiş vaziyette ve biraz önce Hüseyin Hoca'nın da ifade ettiği gibi 3 metrelik bir çöküşten de bahsediyordu Sayın Hocamız. Birçok noktaya tabelalar kondu. Oralardaki oluşabilecek su seviye, baskın seviyeleri resimlerle gösterildi. Dolayısıyla deprem sırasında kıyılarda bulunanların mutlaka kıyılardan uzaklaşmaları gerekiyor. Özellikle alçak alanlarda. Bunun gibi yaralı ölüm sayıları, yaralı sayıları, hastanede tedavi görmesi gerekenlerin sayıları 5 farklı senaryoyla bunlar yapıldı. İyimser senaryolar ve kötümser senaryolar var. İyimser senaryoda can kaybı 15 bin civarında. Kötümser senaryoda 53 bin civarında. Yani iyimser senaryo bile 15 binden bahsediyoruz. İyimser senaryoda 8 bin kişi. Kötümser senaryoda 32 bin kişi. Hastanede tedavi iyimser senaryoda 40 bin kişi. Kötümser senaryoda 140 bin kişi. Böyle çeşitli sayılar var. Hasar durumu tabii biraz önce verdiğim 194 bin binanın kullanılmaz duruma gelmesiyle ilgili sayı iyimser senaryoya ait. Bunun kötümser senaryoda bu 300 bini geçiyor. Peki hocam, az önce mesela Sayın Öztürk dedi ki bizim artık yeni bina yapmamızı bırakmamız lazım dedi. Var olan binaları güçlendirmeli ve depreme dayanıklı hale getirmemiz en iyisi olur dedi. Doğru. Siz katılıyor musunuz Doğru. bu düşünceye? Tabii tabii, bu zaten hep söylenen bir şey. Yani özellikle yerel yönetimlerin sık sık dillendirdiği ve bu konuda merkezi yönetimle işbirliği yapıp güçlendirme ve yenilenmenin hızlandırılması gerekiyor. Ama bunun için de bir finansal model oluşturulması, yani İstanbul için bir kentsel dönüşümü hızlandırmak için, yenilemeyi hızlandırmak için sürdürülebilir projelerle mevzuatta bazı değişiklikleri de yaparak ve krediye, sıfır faizli krediye erişimi kamu güvenliği çerçevesinde denetimli bir dönüşüm modelinin oluşturulması gerekiyor. Bir seferberlik halinde bunu yapmazsak o zaman alt ve orta gelir grupları bu sürece katılamaz. Hani
şimdi sosyal konut yapalım diyoruz da sosyal konutu kime yapacağız? Alt ve orta gelir grubuna yapacağız. Dolayısıyla özellikle afet riski belirlenmiş orta ve ağır hasar ve yıkımla karşılaşacak yapıları da seçip bu sosyal konut projeleri çerçevesinde öncelikli olarak alt ve orta gelir gruplarına öncelik vererek onları depreme dayanıklı yerleşmelere bir şekilde depreme dayanıklı alanlara yerleştirmek gerekiyor. Bu da tabii bir sistematik, sürdürülebilir ve bir katılımcı bir modelle olması gerekiyor. Eğer bunun için bir finansal model de oluşturamazsak ki İBB şu anda bu finansal model üzerinde çalışıyor. Çünkü bankalar aslında bir kamu güvenliği kefaretinde ya da kefaletinde bu kredileri verebilir. Düşük faizle de verebilir.